Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kripto para borsalarındaki en önemli güvenlik yöntemi olan Google Authentication yani Google 2FA hakkında konuşacağız. Google Authentication nasıl kullanılır, nasıl kurulur, nasıl devre dışı bırakılır ve oradaki şifreleri kaybedersek borsalarla nasıl iletişime geçmeliyiz, hangi bilgileri bizden isterler, bunlar hakkında konuşacağım. Kendi aldığım güvenlik önlemlerinden de bahsedeceğim bunu kaybetmemek için. Öncelikle başlayalım şimdi arkadaşlar. Öncelikle borsalarda bu doğrulama için bir SMS doğrulama olur ve Google doğrulama olur yani Google 2FA. Biz Google 2FA'yı tercih ediyoruz çünkü çok daha güvenli SMS'e göre. Öncelikle oradaki on tuşuna basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi diyor ki uygulamayı yükleyin diyor. Android'ler için, App Store için. Ben de uygulama olduğu için Next diyorum. Burada gördüğünüz şifre arkadaşlar. Bu şifreyi öncelikle iki türlü burada girebiliyorsunuz. Benim tercih ettiğim yol telefonumun kamerasını şuradaki barkoda okutmak arkadaşlar. Şu barkodu okutuyorum şimdi. Okuttum ve yukarıda bir Google Authentication bağlantısı geldi. Ona tıklayacağız. Şu an ben tıkladım. Bir dakika tıkladım. Evet, burada yazıyor ki bu Gmail'e kod ekleyin yazıyor. Burada evet'e tıklıyoruz. Ve şu an kod geldi arkadaşlar. Bu Google Authentication'ın olayı 30 saniyede bir kodların yenilenmesi. Burada bazıları şu an mesela yeni indirdiğinizde gelen kodu kabul etmiyor bazen arkadaşlar. Burada next diyelim. Burada kabul etmeyince bu kodu şöyle bir hata olabiliyor. Onu da sizlere araştırdım, buldum. Bu Android için arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu durum Google Authenticator uygulamanızın zaman ayarının doğru senkronize edilmemiş olmasına kaynaklanabilir. Bunu düzeltmek için burada gördüğünüz gibi Google Authenticator uygulamasında ana menüye gidin. Diğer ayarlara dokunun. Kodlar için zaman düzeltmeye dokunun. Şimdi senkronize et dediğinden zaman senkronizasyonunu ayarlıyorsunuz ve bundan sonra kodları kabul ediyor. Burası önemli bir detay. İzlediğim başka videolarda göremedim. Ben ilk yüklediğimde acemiyken hiç bilmiyordum ve bununla yani bayağı uğraşmıştım. Ama şimdi siz şanslısınız. Size öğreten birileri var. Evet, gördüğünüz gibi burada benim Google Authenticator'ıma geldi. Ve burada bir şifre verdi arkadaşlar. Bakın, burada önemli olan şey bu şifreyi kesinlikle unutmayın ve bunu not alın. Ama bazı arkadaşlar diyor ki hani bunu bilgisayarınızda saklayın, şu dosyada falan böyle hani farklı şeyler yapın. Böyle yapmayın arkadaşlar çünkü hackerlar yani sizin şifrenize, e-mailinize, her şeyinize erişen hackerlar emin olun sizin o bilgisayarınıza da girer ve o dosyadan bu şifreleri bulur. Yani böyle bir şey yapmayın. Hani şimdi kötü konuşmayalım. Böyle bir şey yapmayın. Evinizin farklı yerlerine, not defterlerinize bunu elle manuel olarak yazın arkadaşlar. Yani bir şey olmaz. Benim ayrıca aldığım bir önlem daha var. Annemin, babamın ve kardeşimin telefonuna da Google Authenticator kurdum. Ve şu kodu, gördüğünüz kodu onlarda da aktif ediyorum. Bu eğer kaybettiğinizde kullanacağınız kod. Yani Google Authenticator telefonunuzdan silinirse siz bu kodla tekrardan yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ticket açmada da bu kullanıyor. Yani kaybederseniz bu lazım olacak. Oldu ki telefonunuzu kaybettiniz veya yanlışlıkla çocuğunuz telefonunuzdan sildi. O zaman hangi borsadan yaptıysanız onun support yani destek ekibine gidin. Ve şu şifreyi tabii hiçbir zaman unutmayın. Bu şifreyi unutmazsanız zaten hiçbir şey olmaz. Ama hadi bu şifreyi de unuttunuz. Bu sefer mesela Binance borsası sizden son yaptığınız trade işlemlerinizi doğrulama bekliyor. Hani ondan dolayı da günlük olarak hani günlük demeyeyim de mesela haftalık son yaptığınız trade'lerin bir ekran görüntüsünü alın ki böyle bir durum yaşadığınızda ki inşallah yani bu önlemlerle yaşamamanız lazım. Böyle bir şey yaşarsanız destek ekiplerine son yaptığınız trade'leri sunabilin. Çünkü size soruyor hani en son hangi işlemi yaptın? Bunu hatırlamıyorum dersen bu sefer borsa senin gerçekten o olduğunu Yani doğrulayamaz. Tabii kimlik doğrulama da yapın. Bu KYC denen şeyi de yapın. Burada next diyorum. Bu sefer de evet. Bu sefer de bize şey soruyor. Bu şifreyi soruyor. Buradaki şifremizi yazalım. Doğru yazmadım. Bir dakika. Burada da telefona indirdiğimiz Google Authenticator kodunu soruyor. En son 30 saniyede bir yeniliyor arkadaşlar. Ben böyle şu an mesela son 5 saniye olduğu için ben biraz bekliyorum ki yeni 30 saniyelik kod gelsin. Burada 864 446 Submit diyorum ve Google Authentication işlemi tamam. Peki bunu devre dışı bırakmak için ne yapacağız? Ondan da bahsedeyim sizlere. Şurada Disable'a tıklıyoruz. Enable demek aktifleşmek. Disable demek yani aktifleşmeyi bozmak. Burada da yine şifremi giriyorum. Burada da Google Authenticator şifremi giriyorum. Submit diyorum. Ve şu an bu inaktif oldu. Bunu yapmamızın sebebi de mesela siz iPhone 7'in var ve Android bir telefona geçeceksin. Yani telefon değişikliklerinden dolayı telefonları değiştirirken Google Authenticator'ı sıfırlıyorsun. Yeni telefona taşıyorsun ve tekrardan on deyip bu işlemi yapabiliyorsun. Böyle tabii başka yani koda sahipseniz tabii o kare kodu okutup hani ben 3-4 farklı kod telefonda yapıyorum dedim ya. Orada öyle de yapabilirsiniz. Unutursanız da hani her şeyinizi kaybederseniz bu sefer de Binance destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Google Authenticator gerçekten çok önemli arkadaşlar güvenlik için. Çünkü hackerlar her yerde yani hesabınız çalınırsa siz önleminizi alın. Her türlü önleminizi alın. Yani gerisi Allah'ın takdiri mi diyelim artık ne diyelim yani. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.